Günaydın sevgili izleyiciler. Herkese mutlu sabahlar. 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben annem ve yine beraberiz sevgili izleyiciler. Harika bir program hazırladık sizlere. Anneler, babalar, anne adayları, baba adayları diyorum. Ama bunun dışında da yine hayatın içinde sağlıklı kalmaya çalışan her bireyin edinebileceği güzel bilgiler vereceğiz. Bugün Profesör Doktor Murat Aksoy bizimle olacak. Çok güzel bir kitabı var. Daha önce ağırlamıştık. 100 yıllık yaşam için 50 öneri. Bu 50 öneriden vaktimiz yettiğince bazılarını sizler için ekrana getireceğiz. Sağlıklı beslenme, egzersiz, şeker tüketimi, aklınıza takılan her şeyle ilgili sorularınızı bize iletebilirsiniz. Son postumuzun altına sevgili izleyiciler. Ben anneyim başlıyor. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler. Gayet iyi. Sizi sormalı. Biz de çok iyiyiz. Sizin gibi böyle değerli konuklar ağırladıkça, güzel bilgiler verdikçe daha da iyi oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Oluyoruz. Çok teşekkürler. Benim için de gerçekten buraya gelmek zaten evim gibi burası. Evet. O yüzden hakikaten ayrı bir zevk ve onur benim için. Ne mutlu. Peki şimdi güzel bir masa hazırladık. Güzel demek doğru mu bilmiyorum. Yani güzelleri var, kötüleri var. Evet, bayağı burada şey yapacağız, mücadele edeceğiz. Evet, sevdiğimiz şeyler de var. Sağlıklı beslenmeyle biz bayağı kafa yoruyoruz son zamanlarda. Doğru, doğru, doğru. Ve tam zamanında güzel bir kitap çıktı. Teşekkür. Burada 50 öneri var ama bu 50 öneri sembolik 50 herhalde. Kaç tabii, tabii. Tane daha öneri şimdi var? Şimdi ben o kitabı çıkardığım zaman arkadaşlar bana şöyle şeyler atmaya başladı. Ya hocam acaba hani 50'sinin 40'ını yapsak 80'i garanti eder miyiz? 45'ini yapsak 90 olur mu diye. Ama tabii ki bunlar sadece söylediğin gibi hani birkaç konu üzerinde verdiğimiz öneriler, çok basit öneriler. Hı hı. Bir 50 öneri daha çıkar, bir 50'si daha gelebilir üstüne gerçekten. Hı hı. Benim burada ilk başta yapmak istediğim şey şuydu. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak acaba daha uzun yaşayabilir miyiz? Bununla ilgili çalışmalar var mı? Bu çalışmalar acaba nasıl yapılmış da sonucu ne olmuş gibi soruların cevaplarını vermeye çalıştım aslında bakarsan bu kitapta. Hı hı. Dolayısıyla hani beslenme evet çok önemli. Bence anahtarlardan bir tanesi o. Sağlıklı ama dengeli beslenme. Hı hı. Bu da çok önemli. Dengeyi açalım mı hocam? Olur, dengeli beslenme. Yani hep duyarız ya biz. O kadar duydukça da anlamını yitirir ki sağlıklı, dengeli. Yani evet. Ne? Şimdi bir besin grubu çok sağlıklı olabilir. Hı. Ama hayatınız boyunca veya en azından çok uzun süre sadece o besin öğesiyle beslenmeye çalışırsanız diğerlerinden mahrum kalmış olursunuz. Dolayısıyla sağlıklı beslenmişsinizdir ama dengeli değildir. Heh. Neye benziyor? Hani mesela doymuş yağları az tüketin diyoruz ya, doymuş yağları kısıtlı tüketin diyoruz. Doymuş yağlardan az olarak mesela hani buğday mesela diyelim. Evet. İçinde hakikaten buğdayın yok. Ama sen buğday nasıl olsa sağlıklı, içinde yağ oranı da çok düşük diye mesela sadece buğday ürünüyle beslenirsen ve hatta onun işlenmişi beyaz ekmek yersen ne olur? Bu esasında sağlıklı beslenme değildir. Dengeli beslenme hiç değildir. Evet, faydalı diye abartmayacağız hiçbir kesin. Şeyi. Bir de ne var biliyor musun? Bence şunu atlıyoruz. Yani bu önerilerin hepsi bir bütün aslında. Yani ben sadece sağlıklı besleneyim. Ama egzersiz yapmayayım, hiç hareket etmeyeyim, işte hijyenime dikkat etmeyeyim dersen yani bu hedef 100 yıla ulaşamazsın. Hmm. Bizler de en sık yaptığımız hata şudur. Bir şey çok iyi diye onun üzerine aşırı konsantre olmaya başlıyoruz. Evet. Atıyorum işte bir gün konuşuluyor deniyor ki efendim işte brokoli, sebze veya işte havuç. Havuç çok iyidir. Havuç tüketin çünkü gözler için çok iyidir. Evet gözler için çok iyi ama hani bunlar bir mucize değil. Hayatta mucize bir besin yok. Sadece evet. Bir şeyi tüketerek sağlıklı kalamazsınız. Evet. O yüzden diyorum ki ben sağlıklı beslenmede esasında bilgiye hakim olmak çok önemli. Yani bir bileceksin buradaki seçeneklerden hangisi benim için yararlı diye hangisi sağlıklı diye bileceksin. Ve sonrasında da onlar bana ne veriyor diye düşüneceksin. Evet. Biz niye besleniyoruz? Enerji almak için besleniyoruz. Hı hı. Vücudumuzda beynimizin çalışması için, hücrelerin çalışması için karbonhidrata ihtiyacımız var. Yani bir anlamda şeker ama eklenmiş şeker değil tabii. Hı hı. Şimdi karbonhidrat nereden geliyor bize? Doğadan geliyor. Esasında mesela patatesle yediğin karbonhidrat veya işte bitkilerdeki karbonhidrat nereden geliyor? Güneş enerjisi. Biliyorsunuz bitkiler fotosentez dediğimiz işlemle ne yapıyor? Güneşten ısıyı, enerjiyi alıyor. Onu enerji şekline dönüştürüyor. Yani aslında karbonhidrat yapıyor. Karbon, hidrojen atoma dönüştürüyor.
Ve biz bunu yediğimiz zaman bir enerji olarak tüketmeye başlıyoruz. Şimdi bir besin seçerken şunu düşünmeniz lazım. Bir, bana enerji vermesi lazım ama aynı zamanda bana ne vermesi lazım? Besleyici öğeleri vermesi lazım. Vitaminleri, mineralleri vermesi lazım. Elimde tuttuğum şeker enerji veriyor mu? Veriyor. Veriyor. Yani bayağı veriyor. Burada ama... gazlı içecek ve bunun meyve suyu olduğunu düşün. Enerji veriyor mu? Veriyor. Veriyor. Ama bunu yediğin zaman yanında hangi vitamin geliyor? Hiç. Evet. Yanında hangi mineral geliyor? Hiç. Sıfır. E o zaman... Neden bunun, var? bunun bana katkısı yok o zaman. Evet. Bu zaten doğada var olan bir şey değil aslında biliyorsun. Evet, evet. Eklenmiş şeker belki son 50-60 yılda iyice popülerize olan bir şey. Fabrikasyon yani. Bunun evet. İnsanoğlunu yaptı. Dolayısıyla bunun bana faydası yok. Ama diyelim ki işte havuç içinde karbonhidrat var mı? Var. Yani şeker var mı? Eklenmiş değil. Doğanın eklediği şeker var. Doğal şeker var burada. Ama bunun içinde ne var? A vitamini var. Dolayısıyla ben bunu yediğim zaman evet karbonhidratı alıyorum ama doğal karbonhidrat alıyorum ve yanında da benim gözlerim için gerekli olan mesela A vitaminini alıyorum. Diğer vitaminleri alıyorum. O yüzden bu besin tüketimini böyle düşünmek lazım. Evet, dengeli beslenme dediğimizde çok faydalı deyip tek bir öğeye, tek bir besine adapte olup hayatımızı sürmeyeceğiz tabii. Şimdi sevgili izleyiciler, çeşitli başlıklarımız tabii ki var. Mesela ben bunu merak ediyorum. Aralıklı açlıkla beslenme. Ben merak ediyorum şunu da, beslenme ile ilgili güzel bir kitap yazmış olmanızdan yola çıkarak. Az az sık sık tartışması vardı. Az az sık sık yersek işte daha hızlı metabolizmamız olur, kilo almayız. Ya da işte aralıklı oruç gibi yemek yediğimizde almayız. İki çeşit savunan insanlar var, bilim insanları var. Siz hangisini düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere hayatta tek bir doğru yok. Hepimiz için doğrular farklıdır. Evet. Çünkü benim genetik yapım farklı, sizinkinden farklı. Yandaş hastalıklarım farklı, vücut yağ oranım farklı. Kas kitlem farklı, cinsiyetin farklı, metabolizma, hızım farklı. Fakat biz tabii şimdi böyle televizyonlara çıkıp da uzmanlar bilgi verirken genel doğruları da vermek zorundayız. Evet. Bu genel bilgiler nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi böyle çalışmalar yapılıyor. Hani içinde 5000 kişinin yer aldığı, 10.000 kişinin yer aldığı çalışmalar oluyor. Ve o çalışmaların sonucunda da bazı veriler ortaya çıkıyor. Bu veriler diyor ki ya kardeşim ben bu 5000 kişiyi X şekilde besledim ve sonucu bu oldu. Biz de diyoruz ki işte X besini, Y besini, A besini toplumun büyük oranı için iyidir veya kötüdür. Tabii ki farklılıklar oluyor, kişisel farklılıklar. Şimdi gelelim bu çalışmaların beslenme yönündeki sonuçlarına. Söylediğiniz gibi aralıklı beslenme var, sık sık beslenme türleri var. Şimdi son yapılan çalışmalar aralıklı açlığı daha ön plana çıkarmaya başladı. Benim de görüşüm biraz o yönde açıkçası. Şimdi özellikle bunu nereden peki elde ediyoruz? Fare çalışmalarında. Ah şu fareler, iyi ki varlar. Şimdi fare çalışmaları şunu gösterdi. Bir grup fareyi aldılar. Normal beslenmelerine müsaade ettiler. İstediğini yedi. İstediğini yedi. Normal vermesi gereken enerjiyi istediği şekilde yedi. Sonra başka bir grubu aldılar. O grup fareyi de aralıklı açlık sürelerine maruz bıraktılar. Yani ara ara beslediler, ara ara aç bıraktılar. Ve sonuçta görüldü ki aralıklı açlıkla beslenen fareler sık yiyen farelerden daha uzun yaşıyor. Ya. Dolayısıyla ön planda bunun daha iyi olduğunu göstermeye, düşünmeye başladık açıkçası. Sonrasında insanlarda yapılan çalışmalarda bu aralıklı beslenen kişi, aralıklı açlık olan kişilerde diyelim, gerçekten insulin-like growth faktör dediğimiz bir moleküldeki artışın burada daha düşük olduğunu gösterdi. Ve o molekül kanser gelişimiyle ilişkili olabilir. Dolayısıyla burada ön planda aralıklı açlık sanki bir adım öne çıkmış gibi görünüyor. Ama yine de bir tartışmaya açık gibi değil mi sanki? Yani sonuçta bilim her zaman tartışmaya açık ve sürekli değişiyor. 2-2-4 değil her zaman. Yani bugün mesela 50 yıl önceki bilgileri bazılarına gülüyoruz. Mesela enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi. Bunu internette girip baksın mesela izleyiciler. Sigaranın
reklamlarında doktorların oynadığı, doktor imajlarının kullanıldığı reklam afişleri gerçekten var. Gerçekten mi? Düşünebiliyor musunuz? Hmm. Bir doktorun sigara reklamında oynadığını. Mesela 50 yıl önce bu doğruydu. Ama tabii, şu anda gülüp geçiyoruz. Radyasyon. Radyasyonun zararlı olmadığını bilen var mı? Bilmeyen yoktur yani. Artık sonuçta yok. Evet. Herkes biliyor. Ve mesela radyasyonun o parlaklık versin diye bir dönem kozmetik kremlerinde kullanıldığını duymuş muydun? Hayır, duymamıştım. Yani... Daha parlak olsun diye rujlarda ve kremlere radyoaktif madde koymuşlar. Ama İnsanların şimdi... parlasın diye. Ondan sonra cilt kanserleri olmuş insanlar. Ama şimdi bakın ne oluyor? Tamamen değişmeye başladı. Evet. Tabii kişiden kişiye de değişebilir. Hani ben mesela aralıklı açlıkta zorlanıyorum, açık söyleyeyim. Yani ritminiz biraz daha sık sık az az beslenme diye uygun gibi görünüyor zaten, evet. Böyle baktığınız zaman anlıyorsunuz değil mi beslenme şeklini insanların? Biraz öyle aslında. Evet, artık yorum yapabiliyorsunuz yorum yani ne yiyor, ne yemiyor. Artı çok değişiyor. Şimdi benim mesela migrenim var. Migren, eğer aç kalırsam migren atağım başlıyor. Evet. O zaman ben diyorum ki bu şey bana göre değil ama diğer yönlerden sağlıklı, şeker hastalığı yok, tansiyonu olmayan kişiler... mesela aralıklı açlık onlarda biraz daha bir adım önde. Peki aralıklı açlık deyince ne kadar ara? Onu birazcık açalım. Aralıklı açlık nedir? Yani, ne sağlar bize? Selda, şimdi çok farklı tipleri var ama bugün için en çok kabul edilen hani haftanın iki günü 600 kalorinin altında kalmak. Hı hı. Yani diğer günler normal yemene devam ediyorsun. Diğer iki gün yani beş günün normal yedin, iki gün 600 kalorinin altında kalıyorsun. Şimdi 600 kalori öyle çok yüksek değil gerçekten. Kesinlikle değil. Bir tane gofret yedim bitti zaten mesela. Evet. Şimdi mesela bak hani evet. Sağlıklı bir beslenme türünü tercih ettin diyelim ama bir gofret yiyerek dengesiz ve sağlıksız beslendin. Evet. Dolayısıyla kararlar çok önemli. Bana göre uygulaması en kolay yöntemi 16'ya 8 yöntemi. Hı. Yani 8 saat yiyebiliyorsun, 16 saat aç kalıyorsun. 16 saat çok uzun değil mi? Çok değil aslında çünkü 8 saatin uykuda olduğunu düşün. Ha, evet. Yani sabah kalktın. Hı. Şimdi o 16 saat içinde kalori almamak önemli. Yani su içebilirsin. Hı. Kalktın sabah işte işini yaptın, dişini fırçaladın, suyunu içtin vesaire. Sonra sabah 10 gibi iyi bir kahvaltı yaptın. Sonra saat 10'da başladığı için 8 ekle 18'e kadar yemek serbest 6'ya kadar, akşam 6'ya kadar. Sonra akşam 6'dan sonra yemeği içmeyi kesiyorsun. Çok esasında zor değil. İyi, uyurken kabul görüyorsa evet, tamam. Yok, uyurken o da dahil yani. Ne kadar süre yapmak lazım bunu? Yani bir ay, bir hafta, yok, yani sürekli bir yaşam şekli mi? Ben şurada yazdım. Vay canına. Diyet yapmayın diye bir başlık koydum. En çok ilgi gören şeylerden bir tanesi. Evet, çünkü hiçbir zaman yapamayız yani diyet. Her pazartesi başlanır sonra evet, da bırakılır. Diyet yapmadan bir hayat şekli yani sağlıklı olunabiliyor, zayıf da olunabiliyor. Çünkü diyet ömür boyu sürmesi gereken bir şeydir. Şimdi ben hep söylüyorum mesela diyetin bir ömrü vardır. Neden? Çünkü diyete başlarken eminim şu anda bizi izleyen herkes bunu deneyimlemiştir. Pazartesiyi planladınız veya salıyı planladınız. Ve hedefiniz neydi? 8 kilo vermek. Şimdi artık yavaş yavaş insanlar başladı. Çünkü yaz gelmeye başlıyor ya, kilo vermek istiyor herkes. Hı hı hı. Diyor ki ben işte Mayıs'a kadar, Haziran'a kadar, zaten bir Ramazan süreci de var önümüzde. Ramazan'a kadar diyelim ki 5 kilo vereceğim. E sen şimdi 5 kiloyu verdiğin anda ne oluyor? O hedefe ulaşmış oluyorsun. Evet. Dolayısıyla hedefe ulaştığın için diyorsun ki tamam artık ben hedefime ulaştım. Normal yemeğe geri dönüyorsun. Normal yaşam şekline geri dönüyorsun. E ne oluyor? Ondan sonra 5 kilo vermiştin. 8 kilo alarak geri dönüyorsun. Çünkü vücutta enteresan bir şey var. Şimdi vücut eğer böyle çok ciddi bir diyetle karşı karşıya kalırsa kendini bir kıtlıkta hissediyor. Bir anlamda öyle diyelim. Yani çok basit anlatmaya çalışıyorum. Kıtlıkta gibi hissediyor. Sonra diyet bittiği zaman diyor ki "Hah, kıtlık bitti. Ben şimdi enerjiyi depolayayım ki sonra bir daha kıtlık olursa hazır olayım ona." O yüzden sen 5 kilo verdiğin zaman 8 kilo olarak geri almış oluyorsun. Evet, hep derler yani ne zaman diyeti bıraksam daha çok kilo alıyorum diye. Evet. Çok değişik. Onun da sanki böyle bir aklı, bir beyni varmış gibi. Vücut böyle hemen tabii kendini programlıyor. Her şeyimiz esasında bir programlı. Evet. Yani bizim genetiğimiz bu kodların hepsini yapıyor zaten. O yüzden aralıklı açlık sorunun cevabına geleyim. Hı-hı. Aralıklı açlık kaç gün devam etmeli, kaç hafta devam etmeli, ömür boyu devam etmeli.
Evet. Yani gidebildiğiniz kadar. Ha şu olabilir. Mesela bir sene yaptınız, bir sene sonra tansiyonunuz çıktı ve doktorunuz dedi ki hayır senin şu şu ilaçları alman gerekiyor. O zaman aralıklı açlık beslenme tipine ya ara vereceksiniz veya farklı bir sağlıklı yöne gideceksiniz. Evet. Peki bu aralıklı açlığı tabii uygulayanlar mutlaka var ama seçtikleri besinler de çok önemli. Hı hı. Yani nasılsa ben uzun bir süre aç kalacağım, nasılsa ben onu vücudum yakar diyerek de saldırmayacağız değil mi? En azından sağlıksız yüksek. Beslenmeyeceğiz. Çok sınırlama evet. Yok açıkçası burada. Hani hı. 8 saat içinde yiyebildiğini ye diyoruz ama hani işte ne bileyim gofret yeme. Cips yeme, patates poğaça cipsi yeme, poğaça yeme. Hani evet. Gene sağlıklı besleneceksin. Hı hı. Zaten hani bunları evet. Yedikten sonra ne kadar yiyebilirsin ki? Herkesin de belli bir mide kapasitesi var. Evet. O da zaten açlıkla birlikte yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Evet. Peki bizim son zamanlarda ben hep kendimden pay biçiyorum. Baharatlarla böyle bir haşır neşirliğimiz yani evet. Eskiden çok yoktu 10 yıl önce. Aa işte zerdeçalla tanıştık, değişik değişik hı, baharatlar. Hı. Makarnaya bile döker olduk şahsen. Evet. Ama baharatlarla yiyeceklerimizi ne anlamda zenginleştiriyor muyuz? Nasıl kullanmalıyız? Yani öyle aman iyi geliyor deyip de haldır haldır baharatı da tüketecek miyiz? Şurada var mesela birkaç tane değerli evet. Baharatımız. Nasıl tüketelim baharatları? Şimdi baharatta en önemli şey aslında şu. Bir, baharatı aldığımız zaman onu bir kere nasıl alacağız? Önce oradan başlayalım. Hı. Bir kere her baharatın kokusu olması gerekir. Evet. Yani gittiğiniz zaman eğer o baharatın kokusu yoksa o zaten aktif maddesini kaybetmiş anlamına gelir. Hmm, dolayısıyla önemli. Kokusuz bir baharat olmaması ve alınmaması gerekir. İki eve geldiniz, saklama hava almayan kaplarda olması en doğrusu evet. Ve güneş görmemesi de gene önerilen şeylerden bir tanesi. Hmm. Baharatın en önemli sağlık yönü bence şu, her baharatın içinde antioksidan dediğimiz maddelerden var. Özellikle işte kırmızı biberde, karabiberde var. Bunlar ne yapıyor? Bizim vücudumuz yemekleri yediği zaman veya bazı işlevlere başladığı zaman bir takım kimyasal reaksiyonlar oluyor. Şimdi ben bu domatesi yedim, diyelim ki bunu yedim. Hı hı. Bu ne oldu? Bir kere ilk başta dişimle ben bunu aldım, ağzımda parçaladım. Yemek boruma attım, mideme gitti. Midem bunları öğüttü, domatesi öğüttü. Hatta yanına işte havuç da diyelim ki yemiş olayım. Sonra bu bulaşık olan böyle çamur gibi olmaya başlayan şey ne olmaya başlıyor? Bağırsaklara gidiyor. Şimdi bu çamur gibi olan şeyin içinde neler var? Su. Mesela su var. Bıçağımız var mı? Hemen alırız. Hemen tamam. Bir tane bıçak alırız. Bir tane alırız. Bıçak alırız bu arada. Hı-hı. Şimdi diyelim ki domatesi var. Yemiştik değil Hı-hı. mi? Hı. Sonra bıçağı bunu yedik. Belki evet şeker de yedik. Şeker o günkü de kullandık. Evet. İşte domates de içinde. Sonunda bu bir bulaşık oluyor. Ama bakın bunun içinde çok farklı şeyler var. Şimdi su kısmı vücut tarafından emiliyor. Yani bağırsaklar Hı. tarafından bunu tekrar geri emiyor. Çünkü eğer bağırsakta kalırsa bu ne olur? Olduğu gibi dışkıyla atılır. Evet. Şimdi bunun içinden örneğin havucun parçalarını da ama tabii ki böyle koca koca parçalar değil çok ufak parçalarında vücudum emiyor bağırsaklardan ve sonra bu aldığı molekülü artık çok ufak gözle görülmeyecek molekülü vücutta yapı taşı olarak kullanmaya başlıyor. Hı-hı. Yani bu ne demek? Mesela bunu alıyor gidiyor karaciğerde kullanıyor. Karaciğere yeni yeni hücreler yapmaya başlıyor ve böyle bir işte bölgeyi tamir ediyor. Şimdi bu işleri yaparken de vücudun geçirdiği kimyasal reaksiyonlarda kendisi içinde esasında kansere neden olan bazı moleküller ortaya çıkmaya başlıyor. İşte baharatlar ve diğer besinler bunların temizlenmesini sağlıyor. O kansere neden olan yiyecekler, kansere neden olan yiyecek demeyelim de maddeler... Bu işte brokolinin içindeki, kırmızı biberin içindeki, karabiberin içindeki, kurkuminin içindeki maddelerle evet. vücuttan uzaklaştırılıyor. Baharat ne işe yarar sorusunun cevabı aslında. Evet. Hem tabii ki lezzet katıyor vesaire ama dediğiniz gibi yardımcı oluyor. İşte bizim kötü hücrelerimizi beslemiyor en azından yediğimiz şeydeki, yiyecekteki moleküller. Mesela biz güzel bir salata yaptık. Böyle evet. bıçak geldi bu arada hocam. Tamam. Salatalara biz ne yaparız?
Mesela dudak nane, kekik olur. Bunu da kase yapabilirsiniz isterseniz kendinize. Tamam, bir şeyler kullanırız. Salata ya da ne bileyim ne yapalım, bir yemek yaptık diyelim. Ben hemen nane, kekik bir şeyler atıyorum. Ne o, böyle bir tat versin. Mesela tamam, kahvaltıda zeytin. Zeytinyağına zeytin döken bir Türk milleti olarak. Üzerine evet, bir de bir güzel baharatlarla onu tatlandırıyoruz. Ama bilmiyoruz ki orada aslında işte yağ asitleriyle belki savaşıyor. İşte sizin bilimsel olarak anlattığınız kötü hücrelerimizi beslemesinin ihtimali olan moleküllere karşı bir kırma görevi görüyor dediniz. Ben böyle bir en önemli şey ne biliyor kadar musun? Şimdi bunları yapıyorsun. Başka içine bir şey koyalım mı bilmiyorum. Ne brokoli konmaz. Belki kırmızı biber mesela, likopen. Kırmızı şeyleri de çok yemeliyiz, tüketmeliyiz değil mi? Böyle aslında konuşacak ne kadar çok şey çok var. Çok şey var. Şimdi şöyle, esasında biz yiyecekleri de, bu oradan çok alabiliyor mu bilmiyorum ama kötü bir mutfak çalışanıyım, onu söyleyeyim yok, şimdiden. Yok, yakıştı hocam elinize. Yani gayet şimdi güzel. Yiyeceklere baktığımız zaman biz renkleriyle de esasında, çok teşekkür, renkleriyle de yiyecekleri seçebiliriz. Mesela bu gerçekten güzel bir şey gibi salata olmaya başladı ama bence tek renk. Değil mi? Bunun içine yeşil koymak lazım. Yeşilin içine beyaz, mesela turp koyabilirsiniz. Bu yiyecekleri yaparken renkli olmasına özen gösterin. Aynı zamanda alışveriş sepetinizde hep renkli tutun diyoruz. Yani bana göre en önemli şeylerden bir tanesi o. Evet. Çünkü yiyecekler bize esasında neden öyle renkli gösteriyor? Yani neden bu kadar çok renk var? Yani dünyamıza baktığınız zaman bir sürü renk var. Neden ki? Renklere veren aslında o pigmentlerin hepsinin bir görevi olmalı. Özellikle yiyeceklerde. Şimdi doğa o kadar güzel planlanmış ki, yani baktığınız zaman etrafa size çekici gelsin diye. Onlar renkli o kadar. Şimdi eğer bunun kırmızısı bu kadar çekiciyse bunun bir nedeni var. Çünkü beni ye diye bağırıyor. Şimdi bunu gördüğün anda doğada senin beynine öyle bir sinyal gidiyor ki bunu yeme isteği doğuruyor sende. Çünkü sen bunu yemelisin ki yaşamaya devam etmelisin. Ha, bazı bitkiler bunu kötü amaçlı kullanıyor. İnsanların hepsi iyi mi? Değil. Mesela ne? Mantar var. Zehirli mantarlara da baktığın zaman kıpkırmızı değil mi? Ne güzel, böyle bakıyorsan al beni diyor. Dolayısıyla bu esasında renklere dikkat etmek lazım. Alışveriş sepetinizi ne olur renkli tutun. Ben her zaman onu evet, söylüyorum. Sebze meyve seçerken de işte hep yeşil, hep kırmızı değil. Böyle her renkten sebze meyveyle dolduracağız. Özellikle böyle bir salata yapıyorsak içine yeşiller, yeşilliği de marullar, koy, turku da naneler, koy, işte zeytinyağını at. Onların hepsinin rengiyle birlikte bence daha sağlıklı bir yiyecek yapmış olursun. Evet. Ama bunları işte vücut parçaladıktan sonra o moleküllerin de senin vücuduna bir şeyler katması lazım. Dedik ya başında, yani besini alıyorsunuz, önce bir bakın enerjisi nedir, size ne enerji veriyor, arkasından da bakın bakalım içinde acaba onun vitamini nedir, minerali nedir, sana ne katıyor yani. Çünkü eninde sonunda unutmayın ki vücudunuz sizin yediklerinizdir. Yani sizi oluşturan şey yediklerinizdir. Evet. Siz ne yerseniz osunuz. Evet. O cümleyi çok severim. Evet. Burada evet, meyve sebzeyi hayatımıza sokacağız. Bir de hemen baklagillerimiz var. Baklagillerin de bir hani eti en sağlıklı şey zannederiz ya biz çocuklar için. Evet. Protein kaynağı diye, ama baklagillerin de büyük görevleri var vücudumuzda. Burada en sağlıklılarını mı görüyoruz hocam? Hemen bize anlatır mısın? Tabii tabii. Şimdi şu börülceyi ben bir türlü sokamadım mesela ya. Öyle mi? Sokmakla. Nasıl pişireceğimi bir türlü yani bir türlü o lezzeti, o şeyi veremedim. Yani nasıl tüketmeli? Haşlayıp salataya mı atsak? Börülceyi nasıl yiyelim? Vallahi onu bilmiyorum ama börülceyi yiyin ya. Hakikaten doğru bir kişiye olmadı bu soru. Evet. Sandım ki bir an siz hepsini pişiriyorsunuz. Yok, hayır o kadar. Evet. Yani bıçağı elime aldım diye. Yani bundan fazla ben zaten biliyorum. Bir kazada yaşadık yani, evet, kaşla göz arasında. Şurada ufak bak elimi. Ama çok ufak bir şey. Geçmiş olsun. Şimdi börülce iyi hayatımıza sokacağız. Kuru fasulye bizim Türkiye'mizin yegane baklagillerinden ülkemizin ürettiği ve tabii ki bulgur ve pirinç. Bir tek pirinçte şüpheliyim biraz ben. Şimdi tüketmeli mi? Yok, tüketmeli tabii. Ya şöyle düşünün, şimdi Japonya'da mesela en uzun yaşayanlar. Yani bugün dünya nüfusuna baktığınız zaman en fazla 100 yaşın üzerinde
nüfus barındıran ülke Japonya. Hı hı. Sürekli işte pişiriyorlar. Evet. Tesellimiz çünkü... onlar zaten ama evet. Nasıl yediğimiz önemli değil mi? Nasıl pişirdiğimiz. Şimdi mesela onlara bakıyorsun mesela şu sushi şeklinde yiyorlar. Hmm. Toplar şeklinde yiyorlar ama bunu nasıl yapıyor mesela? İçine mesela soya sosu kullanabiliyor. Hmm. Turşuları var biliyorsun yani probiyotik evet. Anlamında. Hmm. Japonya'da çok uzun yaşamış biri var. Şimdi hep böyle olur ya hani çok uzun yaşayan işte Fransa'da şu çok uzun yaşadı, Japonya'da bu çok uzun yaşadı. Herkese de soruyorlar ya klasik olarak hani ne yiyorsun da sırrın nedir falan. Mesela o kadın diyor ki ben her gün sushi yerim, sushimi de mutlaka o kendi sirkesiyle yerim. Hı hı. Dolayısıyla hani diyorsun ki ya acaba hepimiz yesek uzun mu yaşarız? Hayır çünkü Fransa'daki başka bir kişi de tamamen farklı bir şey söylüyor. Evet. Ama şu gerçeğe geri dönelim. Pirinç sonuçta uygun yediğiniz zaman ve miktarı da ayarladığınız zaman sağlıklı bir besin. Hı hı. Ama özellikle bakliyat grubunu biz biraz göz ardı ediyoruz. Şimdi evet. Bakliyatlar çok önemli. Bugün bizi izleyenler hadi karar verin ne olur. Bugün almanız gereken şey yiyecek veya öğle yemeğini, akşam yemeğini planlamanız gereken şey ne olsun? Bugün bakliyatlardan biri olsun, fasulye olsun, evet. Nohut olsun. Akşamdan ısladıysanız tabii. Evet. En güzeli tabii. Evet. Yoksa gaz yapıyor biliyorsun. Evet, evet. O suyu aslında suda eriyen vitaminler olduğu için böyle küçük pişirme önerileri de vardır ya hani. Hı hı. Mesela kuru fasulyede suda eriyen vitamin var mı? Isladığınız suyla pişirin derler. Yemeği hazır yediğimiz şey kadar onu nasıl yediğimiz de önemli ya gerçekten. Nasıl şöyle, pişirdiğimiz. İki şey söyleyeceğim. Şimdi neden gaz oluyor bir kere bu hı hı. yiyeceklerde? İçinde oligosakkarit dediğimiz farklı şeker türleri var. Ve bu şekerleri bizim vücudumuzdaki sindirim enzimleri parçalayamıyorlar. Hmm. Ve onları bağırsaklardaki bakteriler parçalıyor. Dolayısıyla da bağırsakta parçalandığı için bunlar daha fazla bu sefer gaz yapmaya başlıyor. Bunu önlemenin yolu bir, gece yatmadan önce ıslamak. Gene ıslarken veya pişirirken içine biraz kimyon atmak. Hmm, kimyon. Evet. Karbonat duymuştum ama. Veya... haşlarken içine patates atmak. Yani bunları ben de yeni öğrendim. Özellikle patatesi yeni duydum. Hmm. Hatta o patatesi de yemeyin deniyor. Hani gaz artabilir diye. O yüzden mesela böyle yöntemler var. Ama şimdi bunların o kadar güzel tarafları var ki gerçekten. Hani bakliyat dediğiniz zaman. Bir kere bir. Yağ oranları çok düşük. Hmm. Hatta doymuş yağ oranı yok denecek kadar. Kolesterol yok denecek bir kadar. Bir de biz bunu böyle sucukla etle yapmayalım yani değil mi? Böyle bol yağlı, söyleyeceğim. Sucuklu pastırmalı böyle. Evet hani yağlara dikkat ama evet. Şunu söyleyeyim. Bu iyi yiyecekleri, genel bir kural aslında bu. Hı-hı. Yani bakliyat için de söz konusu. Mesela etle pişirdiğiniz zaman faydası daha yüksek oluyor. Diğer sağlıklı karbohidratlarla pişirdiğiniz zaman daha iyi oluyor doğrusunu istersen. Dolayısıyla yapılabilir. Çünkü protein açısından da çok zengin bunlar aslında. Yani evet, bugün evet. 100 gramında neredeyse işte 13-14 gram kadar protein oluyor. Hı. Mesela gün içinde ne kadar protein almamız lazım? Kiloya göre değişiyor, yaşa göre değişiyor, metabolizmaya göre değişiyor. Ama çok kabaca 0.8 biz kilogram olarak hesaplıyoruz. Yani kilogram başına 0.8, işte 80 kiloysan 64 gram protein alman gerekir. Bunlar çok sağlıklı protein kaynakları. Aynı zamanda içindeki vitaminler açısından da çok zenginler. Dolayısıyla bakliyatla yiyecek yapmak hakikaten bizim sağlıklı yaşam adına yapabileceğimiz en iyi adımlardan bir tanesi. Evet, o yüzden soframızdan eksik etmeyelim. Basit yiyecek sınıfında asla değiller. Hı hı. Bir lokantaya öğle yemeğine gittiğimiz zaman iş molasında kuru fasulyeyi tercih etsek oradaki fırında makarna yerine evet, yani evet, lezzet evet, bakımından evet, genelde bu böyle çok çaresiz kalırsak yiyoruz. Ama daha sık tüketmek gerekiyor değil mi sizin dediğiniz şimdi gibi? Şimdi mesela ben diyelim ki öğle yemeğine gidiyorum. Aha. Kendi tercihimden bahsedeyim. Hı-hı. Şimdi bizim hastanede de böyle şeyler var hani seçenekler var. Evet. Bir kere mutlaka diyet grubuna bir yöneliyorum. Hı-hı. Ne var orada diye. Çoğunlukla işte bakliyatlı oluyor, sebzeler oluyor, işte pırasa mesela sık çıkıyor, karnabahar oluyor, işte fasulye oluyor. Ben mesela onları tercih ediyorum. Diyelim ki kuru fasulyeyi aldım o gün.
Ve başka ne seçeneğin var mesela? Salata illaki alırsınızdır. Bir zeytinyağlı alırsınız belki. Zeytinyağı açıkçası çok hani 2-3 tabağın üzerine de çıkmıyorum porsiyonu. Hmm. Mesela onun yanına ne alıyorum? Yoğurt alıyorum. Heh. O gün mesela eğer kuru fasulye yiyorsam yanına seçeneğim ne olur? Tabii ki pilav evet, olabilir. Pilavsız olmaz. Ama baktınız mesela pilav çok yağlı görünüyor. Hmm. O zaman ne yapacaksın? Pilavı bırakacaksın. Mesela ekmeği alabilirsin. Tam buğday ekmeğini alabilirsin. Dolayısıyla yerine. Evet, yerine. Mesela hem ekmeği hem pilavı almayacaksın. Evet. Dolayısıyla buna göre karar vermek lazım. Her zaman söylüyorum. Yani biraz burayı kullanmak gerekiyor. Evet. Hep cebinizde ben sevgili Ayça'yı tekrar her seferinde anarım. Çok seviyorum sevgili Ayça Kaya'nın kulakları çınlasın hakikaten. Hı. Onun şöyle bir şey var ya, hani sabah çıktığınızda cebinizde parayla çıktınız. Nasıl harcıyorsunuz ona göre karar verin diyor. Yani diyelim ki ben cebimde evet. işte bugün 1600-1700 kaloriyle çıktıysam, çünkü bir kısmını kahvaltıda harcadım. Ya 1600'ü tamamen öğle yemeğinde harcayacağım ya da 800-800 öğle ve akşama böleceğim. Evet. Onun için biraz aklımızı kullanacağız. Evet. Şimdi tabii bizim daha bu böyle beslenmeyle ilgili tüyolar verdik. Bir iştahımızı kabarttık ama yanlış beslenirsek vücudumuza ne oluyor? Kaç yaşında, kaç kiloda, hangi ölçülerde olmak lazım? Ne bileyim, aklıma gelenleri söylüyorum. Birazdan devam edeceğiz. Sadece şu şurada gördüğümüz asitli içecek var ya. Evet. Böyle bazen susadığımızda şöyle olsa da böyle diksem dediğimiz. Adını da söylemedim niyeyse, sanki hani marka değil ama. Onu biz koyduk hayatımızdan çıkaralım diye. Değil mi? Şimdi şöyle son söyleyelim. Son olarak ona değinelim. Birazdan oturacağız. Tamam. Sizi çok yorduk. Yok yok, hayır, ne demek, ben zevkle anlatıyorum. Bu gazlı içecekte 330 mililitresinde, yani bir kutuda, bir kutu kolada, evet, 32 gram eklenmiş şeker var. 32 Şimdi, gram evet. Kaç tane kesme şekere tekabül eder? Bir kesme eder. Şeker 4 gram. Şaka yapıyorsunuz. Bir bardak şöyle. İçtiğimizde kaç 330 tane? Da bir bardakta değil. Pardon. Ya bir 330'dan da tam 2 su bardağı çıkıyor zaten. Öyle mi? Tamam. Yani o zaman çok dolu dolu olmasa da 2 su bardağı çıkıyor. Demek ki 32 2'ye böl 16. Hmm. 16'yı 4'e böldüğüm zaman, bölmeyin hocam artık, işte 16 evet, zaten bir işte. Bardakta. Şunları mı yiyoruz? Evet. Direkt bu şekerleri yedim. Şimdi hani biraz önce bir şey dedin ya, hayatımızdan çıkaralım mı? Hayattan tabii ki çıkartılacak şeyler var. Mesela sağlıklı yaşam için sigarayı, alkolü çıkartacaksın. Hmm. O ayrı. Ama mesela bunu çok öyle güzel anlattın ki ya, ya hocam. Bazen oluyor ya. Tamam, o zaman yani. Diyeceksin ki bak, benim gün içinde almam gereken şeker miktarı 25 gram. Kadınların 25 gram. Hmm. 25 gram. Evet, 6 küp şeker diyelim ki. Bak sen 6 küpün 4'ünü bu içecekle kullandın. Bunu unutmayacağız bir kere. Bunu unutma. Gün içinde iki tane harcaman var. Gereken maksimum şeker miktarı 2 kaldı. Oh. Şimdi bunu nasıl istiyorsan kullan. Belki ufak bir sütlü tatlı da kullanabilirsin. Kocaman bir çikolata da kullanmak istiyorum. O kocaman çikolataya o kadar kalmadı. Değil mi? O zaman kalmadı. Ne yapacaksın? Çikolatayı parçalayacaksın. Mesela evet, 1-2 az dilim. Az. Ha şöyle olabilir. Bugün mesela onu yedin, ertesi gün biraz daha kısabilirsin. Yani hep bunları denge. Hesaplamak gene lazım. Dengeli beslenmeye, gene dengeli işte, beslenmeye evet, geliyoruz. Peki birazdan devam edeceğiz. Özellikle damar sağlığımızdan bahsedeceğiz. Bir genel cerrahi uzmanı olarak Profesör Doktor Murat Aksoy ile beraberiz. Sevgili izleyiciler, her programda hazırladığımız size eğlenceli videolarımız var ya, o bebek videoları. Bir izleyelim, birazdan devam ediyoruz.
Evet, ben anneyim. Devam ediyor sevgili izleyiciler. Profesör Doktor Murat Aksoy bizimle beraber. İşte sağlıklı beslenmeye başka açılardan bakıp böyle beynimize kazırcasına örneklerle size anlatıyor. Şimdi bir sorumuz var hocam. Hemen soruyu evet. Sorayım. Mesela Almalı Hanım diyor ki ikinci kez mastit hastalığına yakalanıyorum. Mastit dediğimiz süt kanallarının enfeksiyonu muydu? Tıkanması mı? Mastit meme dokusunun enfeksiyonu demek, iltihabı demek. Ama hani emzirirken olmaz sonrasını... mı genelde? Ya her zaman olabilir. Sonuçta mesela gebelik sonrasında kalan bir genişlemiş süt kanalı kalmıştır. Hı hı. Orası daha sonra mesela şeye neden olabilir, apseye neden olabilir. Evet, muhtemelen emzirirken, çünkü diyor ki verilen antibiyotiği kullandığımda bebeğim günlerce kabız oluyor diyor. Hı. Kabızlık için önerebileceği bir şey var mı, ya da mastiti önlemek için ne yapabiliriz? Mesela yani mastiti önlemek için hani çocuk yönünde çok fazla bilgim yok. Dolayısıyla buradan evet. Hani mesaj vermem doğru olmaz. Çocuk doktoru arkadaşları onu sormak lazım. Evet. Ama şey önemli. Mastiti önlemek için memenin temizliği çok önemli. Ve çatlakları önlemek önemli. Çünkü mastitin esas nedeni hani memede şey olduğu zaman, çatlaklar olduğu zaman o çatlaklardan mikrop içeri giriyor. Ve o şekilde apseye neden oluyor, mastite neden oluyor. Evet, o yüzden yine burada kendi hekimimize danışacağız, ama sağlıklı beslenme deyince tabii her şeyi, yani sağlıklı yaşam deyince her şeyi kapsadığı için pek çok soru geliyor. Şimdi biz sağlıklı beslenmedik diyelim. Yani beslenmediğimizi nasıl anlayacağız? Vücut ne diyor bize? Nasıl sinyaller veriyor? Ne yapıyor? Şimdi vücudun verdiği sinyaller maalesef çoğunlukla son dakikaya kadar belirgin olmuyor. Evet. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi... Yani bu ne demek? Sizin sağlıksız bir yaşam sürdüğünüz zaman en önemli etkisi damarlar üzerinde. Damar tıkanıklığı olduğu zaman da son noktaya kadar da pek bir tablo ortaya çıkmıyor. İşte bakıyorsunuz mesela, deniyor ki ya dışarıdan tamamen sağlıklı görünüyordu. Ama biliyor musun, bizim komşu vardı ya mesela, kalp krizi geçirmiş. Duyuyoruz bunları, evet. Ya bunlar her zaman duyduğum şey. Dışarıdan baktığın zaman hiçbir şey yoktu. Bizde mesela hastalar da hakikaten öyledir. Mesela... Konuşursun hastanede, ya hocam hiçbir şikayeti yoktu, o güne kadar doktora gitmemişti. Ya zaten bence hem belki de sıkıntılardan bir tanesi o. Hani biz hep o güne kadar doktora gitmemeyi bir maharet sayıyoruz, ama esasında bu bir maharet değil. Ve genelde ben bunu kendi gözlemlerimden hep kalple ilgili sorunlarda duyuyorum. Bugüne kadar evet. Hiçbir şey yok, adam bir de zayıf evet. Ama 3 damarı tıkalı çıktı. Doğru. Değil mi böyle? Tabii diyorum. Genetik de çok önemli. Mesela dün... gördüğüm hastalardan bir tanesi mesela çok genç yaşta enfarktüs geçirmiş biriydi. Ve baktığınız zaman hani ailesinde öyküsü yok, sigara öyküsü yok. O zaman bakıyorsun, demek ki farklı bir şeyler olması lazım. Yani bir genetik problem olması lazım altta yatan. Yoksa niye o kadar genç yaşta enfarktüs geçiriyor, kalp krizi geçiriyor kişiler? O yüzden kişiden kişiye çok değişiyor zaten. Şu da var ya, mesela sigara içen bir kişi... Bakıyorsun akciğer kanseri olmuyor. Hiç hayatında sigara içmemiş, daha doğrusu çok evet. Az içmiş bir kişi olabiliyor. Neden? Çünkü herkesin bu sigaraya karşı verdiği reaksiyon farklı. Evet. Öyle değil mi? Şey bile, hani sigara içilen bir ortama girdiğiniz zaman kimisi öksürüyor, kimisi öksürmüyor. Evet. Bu yine işte bizim organlarımızın sağlığıyla mı ilgili? Esasında kapasitesiyle şimdi, mi ilgili? Şöyle, onu nasıl kolay anlatırız diye düşünüyorum. Herhalde bilgisayar gibi düşünün. Yani bilgisayarın bir işleyicisi var ya, o işleyici herkesle farklı çalışıyor. Hard diskimizin sağlığına. Evet, biraz öyle. Yani biraz öyle gerçekten. Bir sorumuz var, diyor ki mesela izleyicimiz, ben yaklaşık 3 aydır ekmek yemiyorum. Bir de akşam 6'dan sonra çay dışında yemek, abur cubur vesaire asla yok diyor. Tamam. 4 kilo verebildim. Mesela bu güzel mi süper, sizce? Tabii. 3 ayda kaç 4 kilo. Ayda? 3 ayda. Yani bana göre hızlı iyi. Mı? Yok, çok hızlı değil aslında. Hani başlangıçta çünkü biraz daha hızlı olur. Ondan sonra stabil devam ediyor geçer soru yani. Çünkü diyor ki ama artık durdu, veremiyorum evet. Artık. Daha ne yapayım de diyor, yani ben kilo vermeye devam edeyim. Spor yapmam. Çünkü ne diyor, okuyamadım tam. Spor yapmak kanımda yok gibi, ben düzelteyim yani. Tamam. Spor yapamıyor işte yani. Şimdi bir sporla başlayalım. Spor veya egzersiz sağlıklı kalmak için yapılır, zayıflamak için değil. O yüzden bunu hani bir kafanızın bir kenarına lütfen not edin. Kilo vermek için spor yaptığınız zaman
Bunun bir sonu vardır ve sizin sağlığınıza bazen yararlı değil zararı olabilir. Fazla yaparsınız, diz eklemlerinizi mahvedersiniz. Hiç koşmayan kişi kilo vermek için koşmaya başlar. Sorunuza geri gelince hemen şunu söylemek istiyorum. Bir kere ekmeği arada tüketebilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama nedir? Biraz önce söylediğim gibi bazen pilav yerine mesela ekmek yiyebilirsiniz. Farklı karbonhidrat türlerini tercih edebilirsiniz. Ekmekte tam buğdayı tercih edebilirsiniz. Çavdarı belki tercih edebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Bir noktadan sonra gerçekten kilo verme azalır. Vücut çünkü bir yandan kendini korumaya alır. Yani biraz önce söylediğimiz gibi hani şu anda vücudunuz sizin belki de bir kıtlık döneminde olduğunuzu düşünüyor. Çünkü sizin rejim yaptığınız farkında değil belki de. O yüzden kendini korumaya geçmiştir ama yavaş yavaş kilo vermek inanın daha kalıcıdır. Siz sağlıklı beslenmenize dikkat edin. Göreceksiniz ki bir sene sonunda istediğiniz kilolara ulaşacaksınız. Ha, tabii ki şeyden bahsetmiyorum. 40 kilo vermekten bahsetmiyorum. Evet. Şimdi başladığınız kilo önemli ve kaç kilo verdiğiniz önemli. 120 kilo ağırlığında bir kişi için mesela 4 kilo çok az olabilir. Ama 80 kilo için 4 kilo gerçekten iyi bir kilo verme miktarı. Tabii boy kilo orantısı çok da önemli. Çok önemli değil mi? Bakıyorsunuz mesela size göre balık etli bir kadın ama hesapladığınızda olması gereken kilo o boyuna göre. Evet. Yani herkes zayıf olmak zorunda değil. Değil mi hocam? Bunu siz de vurgulayın da şöyle bir zayıflık takıntımızdan kurtulalım. Şimdi deyip. Şöyle bir şey var ya Selda, yani herkes bir model olmaya çalışıyor. Evet, tek tip. Herkes bir model olmaya çalışıyor. İnce olayım. Yap. Şimdi bir de İngilizlerin esasında böyle güzel bir şeyi var. Fat and fit diyorlar. Hani hem kilolu hem sağlıklı. Sağlıklı hani olunabilir. Böyle insanlar da var. Özellikle mesela lipödemi olan kişiler baktığınız zaman kiloludur aslında. Hani ama orada biraz daha problem olan hani yağ depolanmasındaki sıkıntıdır. Kalp yönünden iyi olabilir. Kalp yönünden sağlıklı olabilir. Evet, bir sorumuz daha var, onu da cevaplayalım dilerseniz, sonra devam edeceğiz. Diyor ki benim annemde 4 sene önce yapılan kolonoskopi sonucu bağırsaklarında 2 tane polip çıkmıştı diyor. Tamam. Patolojiden sonra bunların bitkisel olduğu söylendi. Ben ilk kez duyuyorum bitkisel polip. 5 senede bir tekrar kolonoskopi yaptırmamız söylendi. Kolon değil ama farklı kanserler var ailede diyor. Acaba bir risk faktörü var mı? Nasıl beslenmemiz lazım? Bağırsak ve damar sağlığı tabii ki çok önemli. Özellikle kolonoskopi, yani bu yani mesela 40 yaşından sonra yılda bir yapılmalı falan denir. Onu da hem vurgulamış olalım hem de şu kanser genetiğinden bahsedelim. Tamam. Şimdi şöyle söyleyelim. Kişilerde riskler birbirinden farklı olduğunu zaten defalarca söyledik. Evet, evet. Fakat her sene mesela check-up yaptıralım mı? Şimdi çalışmalar şunu gösteriyor. Diyor ki sen her sene bütün toplumu check-up yaptırırsan bir faydası yok. Kişiden kişiye riskler değiştiğine göre o zaman kişiye özel yaklaşım yapman gerekir. Şimdi mesela ailenizde kolon kanseri varsa o zaman kolonoskopiye başlama yaşı farklıdır. Rutin olarak biz kolonoskopi diyoruz ki 50 yaşına geldiğiniz zaman bir kere kolonoskopi yaptırın. Sonra 5 yıl sonra bir daha yaptırın. Duruma göre bu aralıklar açılıyor. Ama mesela ailenizde kolon kanseri çıkmış, mesela 53 yaşında çıkmış bir kişi varsa o zaman diyoruz ki 5 yıl önceye alın. 53-5, 48 yaşında yaptırın diyoruz mesela. Dolayısıyla burada kişiye özgü devam ediyoruz. Şimdi ailede hangi kanser türleri var sizin için mesela, mesaj yazan arkadaşımıza anlatayım. Ve oradan da herkes mesajı alsın lütfen. Ailede hangi tür kanserler var ona bir bakmak lazım. Çünkü mesela kolon kanserinin sık beraber görüldüğü kanser tipleri vardır. Eşlik eden oluyor mu, olabilir evet, mi? Evet, olabilir. Mesela kadın doğumla ilişkili kanser tipleri. Yani rahim kanseri, endometrium kanseri, yani serviks, rahim ağzı kanseri, kolon kanseriyle beraber sık görülür. Dolayısıyla o konularda da işte servikal smearinizi yaptırmanız gerekir. Kadın doğum doktorunuzla mutlaka görüşmeniz gerekir gibi. Burada aile hekimlerine çok iş düşüyor ve sizlerin de aile hekimleriyle yakın ilişkide olmanız gerekiyor. Hangi hastalıklarınız var? Ailede hangi hastalıklar var? Bunları söylediğiniz zaman onlar size sizin ömrünüzü uzatmak için hangi taramaları yapmanız gerektiğini söyleyecek.
Evet, o yüzden düzenli kontrol ve özellikle danışmak çok önemli. Evet. Aile hekimlerini önemseyelim. Evet, bu da ayrı bir konu zaten. Şimdi bize çok basit anlatabileceğiniz şekilde materyallerimiz var elimizde. Evet, her evet, zaman evet, olduğu evet, gibi bu tarafınız da gerçekten izleyiciler tarafından pek seviliyor. Çok teşekkür. Damar sağlığımızla ilgili kötü beslenme sonucunda bir hem sağlığını anlatabileceğimiz hem de kötü beslenirsek ne olur, damar sağlığımızı nasıl anlarız, ona geçelim. Tamam. Şimdi ben şöyle bir tane model getirdim. Evet. Bu model bir damar. Hı-hı. Şimdi damarlarımızın bizim 3 katı var. En dışta bir katmanı var. Ortasında bir beyaz tabaka var. Bu kasların ağırlıklı olduğu bir tabaka. Ve bir içinde sarıyla gösterdiğim örtüsü var. Evet. Şimdi damarlarımız biz doğduğumuz zaman böyle pırıl pırıl oluyor ve içinden kan çok rahat bir şekilde akıyor gidiyor. Bunlara kan ve hücrelerimiz olduğunu düşünelim. Gayet rahat akıyor. Evet. Şimdi benim eğer sağlıklı beslenme konusunda sıkıntım varsa, yani kan şekerimi yüksek tutuyorsam, tansiyonum yüksek devam ediyorsa, sigara kullanıyorsam, ailemde bir hastalık varsa, bu durumda damarlarım yavaş yavaş zarar görmeye başlıyor. Ve şu ortada pamukla gösterdiğimiz tabaka var ya, orası kalınlaşmaya başlıyor. O sağlıklı kısım ama şu an değil mi? Şu anda sağlıklı. Tabii tabii normal. Şu anda sağlıklı ama eğer bu bölüm kalınlaşmaya başlarsa diyelim ki. Yani sandığımız gibi damarın içi dolmuyor tıkanırken. Esasında evet, içi dolmuyor. Evet, doğru. Genelde öyle hayal ederiz biz. Burası kalınlaşmaya başlıyor. Ve kalınlaşmaya başladıkça da damarım daralmaya başlıyor. Bilmiyorum oradan görünüyor mu? Değil mi? Bakın yavaş yavaş daralmaya başladı. Hatta şimdi ben şu halini göstereyim. Bakın biraz önce sağlıklıydı ama artık damarım daraldı. Eskiden buradan topları attığım zaman çok rahatlıkla toplar geçiyordu. Ama bakın ne oldu? Bir zaman sonra o kadar daraldı ki benim attığım bu toplar artık düşmez hale geldi. Yani ve bakın kan ne geçmez oldu? Kan evet burada tıkandı kaldı. Şimdi tıkandı kaldı ama daha büyük bir problemle karşı karşıya kaldım. Damarın içinde hop düştü. Ne oldu bakın? Görebiliyor muyuz? Hı hı. Bir pıhtı oldu. Şimdi bu pıhtı damarı tıkadı. Eğer bu damarım benim kalbi besleyen bir damarsa o zaman kalp krizi geçirdim. Beyni besleyen bir damarsa o zaman ne oldu? Felç geçirdim. Şimdi bu damarın şu olduğunu düşünelim. Bu modelin de herhalde bir kuaföre gitmesi gerekiyor. Yalnız evet, çok güzel modelmiş o, evet. Şimdi herkes şöyle tek eliyle boynunun bir tarafına baksın. Daha böyle ön tarafa. Şurada bir boşluk var ya, bak şurada kas vardır. Yaşıyorum evet. Onun da. Bak oraya elini koy, orada nabzı hissedeceksin evet, zaten. Evet hissediyorum ben. Şimdi. Tam şurada sevgili evet, izleyiciler. İşte o hissettiğiniz damar bu damar. Şimdi bu damar bakın görüyorsunuz yukarıya doğru çıkıyor. Ve çatallanıyor, ikiye ayrılıyor. Burada bir dalı var, yüzey doğru gidiyor. Yukarıya doğru giden dalı da beyni besliyor. Şimdi eğer biraz önce gösterdiğimiz pıhtı gelir de buraya oturursa o zaman ne olacaktır? Bu beynin beslenmemesi söz konusudur. Yani beynin bir bölümüne kan gitmeyecektir, orası beslenmeyecektir ve orası ölecektir. Dolayısıyla eğer mesela benim mesela sol tarafıma pıhtı attığını düşünün. Sol tarafıma pıhtı attıysa benim geçireceğim şey sağ kolumun güçsüz kalması felç ve felç geçirmektir. O yüzden hep söylüyoruz işte sağlıklı beslenme önemli, damar sağlığı önemli. Evet. Bu pıhtı atma meselesi deyince bu damar tıkanıklığı ile ilgili bazen çok sağlıklı insanlarda da bunu duyabiliyoruz. Dışarıdan sağlıklı evet, gördüğümüz. Ama yine beslenme ile ilişkisi var değil mi? Beslenme ile ilişkisi var, egzersizle, aktivite ile ilişkisi var. Hani insanları sevmekle ilişkisi var. Pozitif düşünce. Pozitif düşünce, hayvanları sevmek. Bunların hepsi esasında bizim daha iyi kalmamız. Uyku mesela en çok atladığımız şeylerden bir tanesi. Evet, evet. Hayatımızda esasında yemekten daha fazla zaman geçirdiğimiz şey uyku. Doğru değil mi? Günde 8 saat uyuyoruz.
Ama eğer uykuyu düzgün bir şekilde almazsak, yeteri kadar almazsak ve sadece saat olarak değil kalite olarak da yeterli uykuya sahip değilsek, o zaman sağlıklı yaşam konusunda bir anahtarı kaybetmişiz demektir. Evet, o uykuyu da aslında gerçekten biraz basite alıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte sağlıklı yiyoruz, spor yapıyoruz o gün saatlerce. Evet. Ama sonra günde 5 saat uyuyarak erkenden işe gidiyoruz. O zaman ne oluyor? Vücut ritmi bir alarm vermeye gene başlıyor, evet, değil mi? Evet, erken hastalanıyoruz gibi gibi gibi. Günde kaç saat uyuyalım? 30 yaş üstü izleyiciler için soruyorum. Günde 7 ila 8 saat. Daha az, mesela bazıları der ki bana 5 saat yetiyor. Ben o gün çok iyi geçiriyorum. Yetiyor diye bir şey var mıdır? Şöyle aslında var. Yani bazı kişilerde hakikaten genetik olarak farklı ihtiyaçlar olabiliyor. Mesela bazı aileler var. Genetik olarak geçiş gösteriyor bu zaten. Hmm. Mesela 4 saat uykuyla çok rahat. Hiçbir problemde yaşamıyor. Hmm. Ama genel olarak 7 ila 8 saat civarında erişkinlerin uyuması gerekiyor. Çocuklarda bu tabii ki daha yüksek. Evet, yani şimdi bize evet erişkinler izliyor ama mesela okula gönderdiler çocuklarını. Eminim ki şu anda okula gönderirken pek çok kişi uyandırırken çocuğunu sıkıntı çekti. Evet. Blue çağında olan çocuklarda vücudun biyolojik saati şaşmaya başlıyor. Hmm. Yani şimdi biz nasıl esasında uyuyoruz? Karanlık olmaya başladığı zaman bizim pineal bez dediğimiz beynimizin bir bölgesinden melatonin salınmaya başlıyor ve gidiyor uyku merkezine bağlanıyor. Ve diyor ki uyku merkezine, Murat artık akşam oldu, senin uyuman lazım. Ve siz akşam geldiği zaman uykunuz geliyor. Sabah belli saatte uyanıyorsunuz, kalkıyorsunuz, işinize gidiyorsunuz. Şimdi çocuklarda özellikle blue çağına geçtiklerinde bu sistem şaşıyor. O yüzden blue çağına gelen çocuklar daha geç uyurlar ve sabahta zor uyanırlar. Çünkü daha geç uyanma yönünde saatleri çalışıyordur artık. Esasında bu onların suçu değil, bu fizyolojik bir değişim. Belki de o yüzden bizim esasında saatleri ayarlarken hep söylüyorum, hani biyolojik saatleri göz önüne almamız gerekiyor. İngiltere'de yapılmış enteresan çalışmalar var. Mesela sabah saatlerinde yapılan sınavlarla öğleden sonra yapılan sınavlar arasında fark var. Başarı oranları. Başarı oranı daha yüksek öğleden sonra. Çünkü çocuklar zaten sabah uyanamamış oluyor aslında. Evet. O zaman uykuyla ilgili kendimizi iyi gözlemleyip bileceğiz. Çünkü bazısı der ki uykumu alamadığımda felaket olurum, çok sinirli olurum. Eğer öyleyse daha çok uyuyacaksınız anlamına geliyor. Gün içinde verimli olabilmek için. Demek ki yetersiz kalıyor. En güzel şey işte. Evet. Sabah kahvaltısı, peki uykudan sabah kahvaltısına bağlayalım. Son olarak hayatımızın en önemli öğünü sabah kahvaltısı. Burada hemfikiriz hepimiz. O biraz tartışmalı olmaya başladı. Hep öyle söylenir. Hep öyle söylenir ama biyolojik saate göre mesela öğle yemeği biraz daha doğrusu şöyle, en önemli demeyelim de. Yani tabii ki güne hazırlık kahvaltıda ve pek çok yapılan çalışma kahvaltıda iyi beslenen kişilerin diyabet oranının, obezite yani kilo alma oranının daha düşük olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hakikaten kahvaltının önemi var. Ama mesela biyolojik saate göre de diyoruz ki ya karbohidratı mesela daha fazla öğlen alın. Akşam almayın. Akşam karbohidrat düzeninizi azaltın. Dolayısıyla bence iki öğün burada hakikaten önemli. Kahvaltı ve aynı zamanda öğle yemeği. Ona dikkat etmek lazım. Evet. Ve kahvaltıda nelerimiz olsun? Kahvaltı sofrasında bizi izleyenler varsa bir bakın bakalım ne var, ne yok. Neler olsun? Yumurta olmazsa olmazımız mı mesela? Her sabah fazla değil mi? Her sabah bana biraz fazla geliyor. Eğer spor yapmıyorsanız, aşırı bir spor yapmıyorsanız, ihtiyacınız çok yoksa, hani haftada 5 kere yenebilir yumurta ama onun dışında hani her gün yumurta yiyeyim diye bir şeye girmeye gerek yok bence. Strese girmeye gerek yok. Kahvaltıda işte ekmeğiniz olsun, tam buğday ekmeğiniz olsun. Oh, ekmeği verdi. Yani tereyağınız olabilir. Hele ki tereyağınız köyden geldiyse aman ne güzel. Çünkü dışarıda beslenen hayvanın sütünden yapılmış tereyağıyla entegre et tesislerinde beslenen hayvanın sütünden elde edilmiş tereyağı arasında dağlar kadar fark var. Tereyağı vücut ritmini, metabolizmayı hızlandırır mı? Yağ biraz hızlandırır. Böyle bir bilgi de var çünkü. Yapılıyor, kahveye falan atanlar da var Evet, o işte. Evet. Ama mesela protein yemekte %10 oranında yükseltiyor selde. Protein ağırlıklı beslenmeye başladığınız zaman metabolizmanız daha hızlı çalışmaya başlıyor. Evet. Fakat protein bugün diyetleri diye bir şeyler çıktı bir ara. Evet. Şunu söylemek lazım. Herhalde sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet, evet. Bakın Dünya Sağlık Örgütü dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir bilgilendirme yaptı ve dedi ki Türkiye'deki obezite oranı çok yükselmeye başladı. Dünya ortalamasının üzerine çıkmaya başladı. Dikkat etmeniz gerekiyor dedi.
günde 5 gramın 6 gramın üzerinde tuz tüketmesin Türkiye'de yaşayanlar dedi. Türkiye ortalaması da 11 diye altını çizdi ve aman dikkat edin obeziteye doğru kayıyorsunuz dedi. Dolayısıyla bu hemen bilgiyi de paylaşalım istiyorum. Çok iyi yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz yine. Gerçekten beynimize kazıdık tekrar. Çok sağlıklı beslenme önerilerini, uygulamaları. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Murat Aksoy bizimle beraberdi. Bugün de Ben Anneyim'i bitirdik. 360'da kalın. Günü güzel tamamlayın. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Elda Hasret Aslan'la Ben Anneyim.